21. yüzyılın savaş teorisine göre düşman kavramı yeniden tarif ediliyor. Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin bugüne kadar yaptığı 5 testin en büyüğü olduğu sanılıyor. Türkiye Amerikan nükleer bombalarıyla dolu. Olası nükleer saldırıya karşı halkın korunması. Soğuk savaş zamanında bile görülmedik bir ruh halinden, bir psikolojiden söz ediyor. Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte olur da günün birinde nükleer bir saldırı olursa ondan sağ kurtulup kurtulamayacağımıza bakacağız. Bu nükleer saldırı meselesi artık oyunlardan, senaryolardan, oradan buradan hayatımıza iyice girdi. Aslında bir nebze de alıştık diyebiliriz. Bizim de amacımız hem kendimize hem de size buna alışmayını tekrar tekrar söylemek. Şu an ekranda gördüğünüz küçük parçacıklara radyoaktif sürtüntü deniyor arkadaşlar. İşte bu küçük parçacıklar bir patlama anında tamamen gökyüzüne yayılıyorlar ve rüzgarın, atmosferin bilmem neyin de yardımıyla kıtalar arası yolculuklara çıkıp binlerce, yüz binlerce insanın hayatını yok edebiliyorlar. Bildiğimiz kadarıyla dünya üzerinde 10 bine yakın nükleer silah bulunuyor. Hatta bu sayıyı birazcık daha zorlarsanız 15 bine kadar çıkabilirsiniz. Fakat mesele olan bu değil arkadaşlar. Bu bombaların içerisinden tabii büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 2500 tanesi aynı anda ateşlenirse Kuzey Amerika kıtasını dünyadan silebilecek güçte. Şimdi sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Yanınızda etrafınızdaki en yakın camdan dışarıya bakın ve doğanın güzelliğini, etrafınızdaki bütün varlıkların şaheserliğini tekrar anlayın. Çünkü bu bombaların sadece 13.000 tanesi dünyamızı galaksiden tamamen yok edebilecek seviyede. Örneğin 1923 yılından günümüze kadar yaklaşık 53.000'den fazla uçak kazası meydana geldi. Bu zaman dilimi içerisinde nükleer saldırılardan kaynaklı da tam 220.000 insan hayatını kaybetti. Burada kilit nokta şu, çeyrek milyon insanın hayatını kaybettiği nükleer saldırılardan sadece 2 tane oldu arkadaşlar. Nükleer bombaların bu devasa etkisi 1950 yılında yeni bir bölümün doğmasını sağladı. Bunun adı ise Megadeth, yani mega ölümdü. Mega ölüm etkisi taşıyan bir nükleer patlamada, bunu üzülerek söylüyorum ki arkadaşlar, en az 1 milyon ölüm bekleniyor. Böylesine büyük bir patlamanın ne kadar tahribat yaratabileceğini anlayabilmek için yine ABD'ye bakmamız lazım. O da onların zamanında yaptıkları ve dünyanın en büyük nükleer patlaması olarak kabul edilen Castle Bravo. Castle Bravo toplamda 15.000 megatonluk TNT gücüne sahipti. Patladıktan sonra oluşturduğu bulut yaklaşık 6 kilometrelik alana kadar yayılabildi. 1954 yılında sadece 10 dakika içinde 40 kilometre kadar yükseldi ve okyanus boyunca 100 kilometre genişliğinde bir mantar oluşturdu. Şöyle düşünün ki bu patlamayı yüzlerce kilometre uzaktan bile görebiliyordunuz. Çünkü yaklaşık 12.950 kilometreden fazla alanı etkiliyor. Bu da dünya haritasından bakacak olursak İsviçre'nin 1/3 büyüklüğüne tekabül ediyor. Her ne kadar patlama anını günümüzde ekranlarımızdan izliyor olsak bile aslında bilmediğimiz bir şey var. O da şu, bu kameralar kapandıktan sonra ne oldu? Castle Bravo olayından sonra 2 milyar pound değerinde mercan kayalık ve deniz tabakası denizden koptu. Çok ciddi oranda enkaz mantar bulutu tarafından çekildi ve radyoaktif hale geldi. Tabi rüzgarın da etkisiyle yükselen bulutlar taşıdıkları nükleer atıkları kıtalar arası gezdirebildiler. Rongelap adlı ada bu patlamanın olduğu yere yaklaşık 200 km uzaklıktaydı. Fakat patlamanın etkisiyle etrafı yanan radyoaktif maddeler ve beyaz toz rüzgarın da etkisiyle bu insanların üzerine resmen yağdı. Derilerine işledi, onların hayatlarını mahvetti. Patlamanın hemen ikinci gününde boşaltılan köye tam olarak 3 sene boyunca geri dönüş sağlanamadı. Geri dönenlerse yaşayamayı tekrar geldikleri yere geri gittiler. Fakat üzülerek söylüyorum arkadaşlar, nükleer bir patlamada mesele patlama anı değildir. Esas olay bu patlamadan sonra gözümüzle göremediğimiz şeylerden kaynaklı oluşur. Bunlar gama ışınları, işte radyoaktif sürtüntü eklenmiş toz bulutları falandı filan. Ayrıca şunu da eklemek gerekiyor ki eğer bir nükleer saldırıya maruz kaldıysanız ve maruz kaldığınız etkiler ortaya çıkmaya başlayınca anladıysanız her şey sizin için çok geç olabilir. Strontium 90, yani bilinen adıyla kemik isteyen bir termonükleer patlama ile dünyaya yayıldı. Yıllar içerisinde önce toprağa, bitkilere, hayvanlarla birlikte de insanların içine girmeyi başardı. Bu madde vücuda girdiğinde kalsiyum taklidi yaparak kemiklerimizde birikir.
Süreçte zaten maddenin kalsiyum taklidi yaparak kemiklerimize yerleşmesiyle başlıyor. Bu andan itibaren strontium tam 29 sene boyunca radyoaktif madde yaymaya devam ediyor ve sizi içten içe kanser ediyor. Sonuçta ya kemik kanseri oluyorsunuz ya da lösemi. Eğer nükleer bir saldırıya maruz kaldıysanız yüzleşmeniz gereken bir takım gerçeklikler vardır. Patlamanın hemen akabinde yaklaşık 1-2 gün boyunca yanma ve vücudunuzda dolaşan radyasyonun çeşitli etkilerine maruz kalırsınız. Zaten her şey o aşamadan sonra başlar. Çünkü arkadaşlar yaklaşık 2 jenerasyon boyunca sizin genetiğinizden kaynaklı radyoaktif bozukluğunuz nesilden nesile aktarılacaktır. Kuşkusuz ki bir nükleer patlamanın amacı sadece o bölgede bulunan şeyleri yok etmek değildir. Bombanın etkisinden de anlayabileceğiniz gibi nükleer bomba atanın amacı aslında orada bulunan her şeyi geleceğiyle birlikte yaşanamaz hale getirme amacı güder. Vakti zamanında Eisenhower'ın dediği gibi sokaklardan o kadar fazla cesedi toplayacak kadar buldozerimiz yok. Kuşkusuz ki dünya üzerinde nükleer saldırılardan daha tehlikeli şeyler vardır. Mesela gelin Soğuk Savaş dönemine geri gidelim. ABD ile Sovyetler Birliği arasında ciddi bir rekabet söz konusu. Maalesef bu rekabette nükleer olanaklardan geliyor. Yani ABD Rusya'ya diyor ki benim elimde bir bomba var, sana buradan bir çakarım gününü görürsün. Rusya da ABD'ye diyor ki hadi lan oradan, esas benim elimde bir bomba var, sana bir çakarım gününü görürsün. Fakat arkadaşlar bu noktada çıldırmamak elde değil. Çünkü bu bir ikna savaşı. Harbiden birbirlerine bir şey atacakları yok. Ama ya atarlarsa? Peki insanlık ne olacak? Eğer bir nükleer savaş başlarsa biz yeraltı sığınaklarında güvende olurduk, değil mi? Konservelerce harika yemek ve su arıtma sistemi sayesinde suyumuz da gelirdi. Esas soru şu, bu bizi ne kadar süre idare ederdi? 1 yıl mı? 5 yıl mı? Acaba orada güvende miyiz? Size karşı dürüst olacağım arkadaşlar. Çünkü esas soru nükleer bir saldırının ardından hayatta kalabilir miyiz? Elbette doğru hazırlık yaparsan hayatta kalma şansın çok yüksek. Çünkü sonuçta yapman gereken şey patlamanın olduğu ve radyoaktif maddenin yayılmaya başladığı bölgeden hızlıca uzaklaşmak. Bence burada kendimize sormamız gereken doğru soru şu. Tüm hayatımızı, ailemizi, çevremizi, etrafımızdaki güzel her şeyi yok etmiş olan bir nükleer patlamanın ardından yaşamak ister miydik? Dünyamızın şu anki güncel durumuna baktığımızda nükleer silahların kullanıldığı bir savaş ihtimali bence çok uzakta değil artık. Tabi bunu üzülerek söylüyorum ama aklıma bir yandan da Einstein'ın şu cümlesi geliyor. 3. Dünya Savaşı'nı bilmem fakat 4. Dünya Savaşı'nda taş ve sopalar kullanılacak diyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani bu şu demek arkadaşlar, kendi ellerimizle milyonlarca yıldır emek verip oluşturduğumuz medeniyetimizi yine kendi ellerimizle yıkıp yok edeceğiz. Her şey yok olduktan sonra da tekrar başa sarıp taş ve sopalarla tekrar kavga etmeye başlayacağız. Artık bu videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca bizimle görüşlerinizi de paylaşırsanız seviniriz. Biz bu videoyu çekmekten çok keyif aldık. Siz de beğendiyseniz lütfen belirtin ki devam edelim. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her iki tarafında durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka WebTekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.